Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak Tatlıcı Anne Kıymet ben. Tencerede ekmek yapımını paylaşacağım bugün sizinle. Gerçekten çok lezzetli ve çok kolay bir tarif. Sadece un, su, tuz ve maya kullanacağız. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı kullanacağız. Elimden geldiğince ben nasıl yapıyorum, nelere dikkat ediyorum sizinle de paylaşmak istedim. Oldukça lezzetli ve yapımı oldukça kolay ekmek tarifidir. Gönül rahatlığıyla herkes deneyebilir. Ben tencerede pişirdim arkadaşlar. Normal ısıya dayanıklı sapı ve kapağı demir olan bir tencere. Ama eğer tencerede pişirmek istemezseniz ya da yoksa normal fırın tepsisinde de pişirebilirsiniz. Ben biraz daha muntazam olsun, daha düzgün olsun diye bu tarz bir tencerede pişiriyorum. Ama dediğim gibi varsa döküm tencerede pişirebilirsiniz. Yoksa normal aynı benim yaptığım gibi fırın tepsisine koyup pişirebilirsiniz. Hemen başlayalım yapımına. Yarım paket yaş mayamız var arkadaşlar. Yoğurma kabına yarım paket yaş mayamızı alıyoruz. 1,5 su bardağı, klasik 200 mililitrelik su bardağı kullanıyorum. 1,5 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı kadar şeker, isterseniz koymaya da bilirsiniz ya da 1 çay kaşığı şekere indirebilirsiniz. Ve 1 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Yoğurma kabımda arkadaşlar tahta kaşıkla önce birazcık mayayı ezdikten sonra da parmak uçlarımla mayayı çok fazla yormadan yavaş yavaş biraz karıştırıyorum. Bu işlem önemlidir. Lütfen mayayı çok fazla zedelemeden yavaş yavaş parmak uçlarımızla karıştıralım. Sonradan 4 su bardağı, yine klasik 200 mililitrelik su bardağıyla 4 su bardağı un ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzunu da ekledikten sonra yoğurmaya başlıyorum. Yoğurma işlemi çok önemli arkadaşlar. 10, 12, 13 dakika kadar lütfen güzel bir hamur, özlü bir hamur olana kadar yoğuralım ki ekmeğimiz güzel olsun. Çok fazla un eklemeyin lütfen. 4 su bardağı, klasik 4 su bardağıyla 4 su bardağı un yeterli gelir. Belki ununuzun kalitesine göre 1-2 yemek kaşığı en fazla un alabilir ama lütfen bunun dışına çıkmayalım. Arkadaşlar ben daha önceki tariflerimde de anlattığım gibi hamuru biraz yoğurduktan sonra toparlandıktan sonra elimi yıkıyorum ve hafifçe una batırıp tekrar o şekilde yoğurmaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla elinize yapışırsa sürekli un eklemek zorunda kalırsınız. Bunu da kesinlikle istemiyoruz. Lütfen ölçünün dışına çıkmayın. Kafanıza takılan bir şey olursa yorum kısmına bana yazın. Seve seve cevap veririm. 1 saat boyunca kapalı hamur kabında mayaya bıraktım ve 1 saatin sonunda üzerine 1 yemek kaşığı kadar tercihen zeytinyağı yoksa sıvı yağ ekleyip hamuru toparladım ve tezgahıma aldım. Şimdi katlama işlemi yapacağız arkadaşlar. Yine önemli bir püf noktası. Sağdan ve soldan çekiştir ama çok fazla bastırmadan hamuru içine doğru katlıyoruz ve bir beze oluşturuyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Eşit derecede pişmesi için, istediğimiz gibi gözenekli bir şekilde pişmesi için katlama işlemi de lütfen yapalım. Çok da keyiflidir ayrıyetten. İlk defa deneyecek arkadaşlarım. Çok keyifli bir işlemdir. Ekmeğinizin mis gibi kokusunu aldıktan sonra sürekli yapmak isteyeceksiniz. Katlama işlemi de bittikten sonra artık bezem hazır olmuş oluyor. Hemen kullandığım tenceremi de şöyle yakından gösterdim size. Normal demir saplı bir tencere ya da döküm tencerede pişirebilirsiniz. Ya da dediğim gibi eğer yoksa normal fırın tepsisine de aynı bu şekilde hamuru koyabilirsiniz yağlı kağıt üzerine. O şekilde de biraz daha yayılır ama mis gibi pişer. Tencere kesinlikle şart değil. Arkadaşlar hamurumu yağlı kağıt serdiğim tenceremin içine aldıktan sonra yaklaşık 40 dakika kadar bekletiyorum. 35-40 dakika kadar kapağı kapalı olarak tepsi mayası dediğimiz işlemi gerçekleştiriyorum. Ve 230 derece önceden ısıtılmış fırında 15-17 dakika, sonra 200 dereceye düşürüp yine 15-17 dakika pişiriyorum ve artık dışı çıtır, içi de yumuşacık ekmeğimiz hazır. Gerçekten denemenizi, bir an önce denemenizi istediğim, lezzetine kefil olduğum bir tariftir. Bir püf noktası daha hemen söylüyorum. Mutlaka diğer ekmek tariflerinde de olduğu gibi fırının içerisinde nemli bir ortam oluşturmak için
Su dolu bir kap koymayı fırına lütfen unutmayın. Ben ne koyuyorum? Hemen söylüyorum. Sütlaç pişirdiğimiz, fırın sütlaç pişirdiğimiz küçük güveç kapları. İki tane o kaba, kaseye su dolduruyorum. Fırınımın altına bir sağ bir sol olmak üzere iki tane su dolu kase yerleştiriyorum. Sizler de ısıya dayanıklı iki adet fırın kabı koyarsanız içi su dolu, ekmeğiniz daha çıtır ve daha dereceli pişer. Aklınıza takılan bir yer olursa lütfen sorun. Sık sık bakmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince seve seve cevap veririm. Videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.